Herkese merhaba. Evet, bugünkü videomuz bitenler. En sevdiğim videolardan biri. İzlemeyi de seviyorum, çekmeyi de seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. O zaman daha fazla uzatmadan hemen hatırlatmak istiyorum. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Evet, o zaman hadi bakalım. Bu süreçte neler bitirmişim, neleri beğenmişim, neleri beğenmemişim. Şimdi buradaki ürünlerin bazıları cruelty free, bazıları değil. Biliyorsunuz ki, ya eğer kanalımı izliyorsanız biliyorsunuz ki son bir, belki de 1,5 sene falan oldu. Cruelty free olmayan ürünleri artık yani yeni bir şekilde almıyorum. Ama tabii ki de zamanında öyle bir depolama gerçekleştirmişim ki bayağı öyle ürünümüz var. Neyse, ama yeniler öyle gelmiyor. O yüzden şimdiden uyarmak istedim. Ve bunu da aradan çıkardığıma göre hemen başlayabiliriz. Ya böyle karışık, daha çok kremlerle ilgili olan bir video. Pek bir makyaj ürünüm yok. Bitecek ürünler var ama yetişmedi. Hile hurda yalan dolan olmasın diye de koymadım yani artık. Bir sonraki videoya. Bilmiyorum. Bitenleri bunun içinde biriktiriyoruz. Neyse, hemen o zaman ilk ürünümle başlıyorum. Çok sevdiğim ama çok üzüldüğüm bir ürün. Bu Laneige markasının dudak maskesi. Şu anda evet çok saçma pahalı bir marka biliyorum ama o kadar çok kullandım ki bunu anlatamam size. Yani bir yıldan daha fazla sürdü belki de bitirmesi. Yani kendim için söyleyeyim, gerçekten de acayip işime yaradı ve ben dudak kremi bağımlılığı olan bir insanım. Yani dudağım böyle hafif kuruduğu anda bile kafayı yiyorum. O yüzden her yerde, böyle ulaşabileceğim yerlerde bir dudak kremi olur. Hatta yani ne kadar ulaşabileceğim yerde, şöyle söyleyeyim. Hep ya yani evde aynı koltukta oturuyorum. Bu kapının ortada olmaması da beni sinirlendiriyor şu anda. Neyse, yapacak bir şey yok. Videoya başladık. Neyse ya yani, oturduğum koltuğun yanında bile bir tane dudak kremi durur. Şimdi aslında bu iyi bir şey değil. Demek ki kullandığım çoğu dudak kremi hani az işe yarıyor ki sürekli bir yenileme ihtiyacı duyuyorum. Yani bu da sizin aslında aklınızda bulunsun. Çok fazla yeniliyorsanız dudak kreminizi, pek iyi bir dudak kremi değil demektir. Ama bu varsa yani günde bir kere, en fazla iki defa sürerek yani bütün o dudağımın nemi vesaire bilmem nesi karşılanıyor. Çok ama çok başarılı bir dudak kremiydi. Dudak kremi değil aslında. Maske bu ama ben dudak kremi olarak kullanıyordum. Düşünün ne kadar kuru olduğunu. Ve bitti. Ve maalesef ki cruelty free bir marka değil. O yüzden alamayacağım bunu. Yani eğer buna benzeyen cruelty free bildiğiniz bir marka varsa tavsiyelerinizi aşağı yorumlarda bekliyorum. Hassasım bu konuda. Çok hassasım. Ha bir de bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Trendyol'da daha önceden yine söylemiştim ve siz de uyarmıştınız ki ben de öyle tahmin ediyordum. Neyse, konuya geleyim. Ya bunun reklamını çok yapıyor böyle influencerlar falan filan. Ama Trendyol'a girdiğimde kabı bir kere biraz daha farklı ve fiyatı da neredeyse yarı yarıya. O yüzden yani ben pek gerçek olduğunu zannetmiyorum. Şimdi kimseyi suçlamayayım ama sizden de gelen yorumlar o şekildeydi. Hani bununla orada satılanlar aynı mı? Pek zannetmiyorum. Yani illaki ama almak istiyorsanız, göz atmak istiyorsanız gidin Sephora'dan alın, garanti olsun. Ha belki aynı şekilde mükemmel işe yarıyorsa tabii ki de gidin yarı yarıya olanını alın ama yani bilemedim. Onu denemediğim için ona kefil olamıyorum ama buna sonsuza kadar kefilim. Umarım bir an önce bu marka da cruelty free olur. Çünkü çok güzel cilt bakımı serisi de çıkardı. Onları da merak etmiyor değilim. Ama deneyemiyorum. Neyse, özetle bir daha almak isterdim kesinlikle. Evet çok pahalı ama ne kadar uzun süre kullandığımı düşünürsek kesinlikle değiyor. Ya şöyle söyleyeyim, şöyle bir dudak kremini ben bir ayda bitiriyorum. O yüzden bunun bir yılı aşması çok inanılmaz bir şey. Neyse. Özetle almak istiyorum ama alamıyorum. Bunu böyle kenara koyalım. Bir başka çok ama çok sevdiğim ama bir daha alamayacağım ürün. Son Kerastase ürünüm. Bu saç yağı, bu da aynı şekilde. Yani normalde evet pahalı bir ürün. Bu böyle rose gold olanı. Normalde bunun sarısını daha çok beğeniyorum. Ama bu da güzel. Neyse, özetle ikisini de alamayacağım için artık hiçbir şey fark etmeyecek hayatımda. Bunu böyle her banyodan sonra bir pıt saçıma sürüyordum. Ve
inanılmaz yapıyordu. Gerçekten yani Kerastas parasını bence hak eden bir şey. Özellikle yağları. Şampuanı bence normal. Dürüst olayım ama bu yağ çok ama çok başarılıydı ve artık tamamen bitti. O yüzden böyle üzülerek bununla da ayrılıyorum. Bunun yerine de şimdi bir tane daha saç yağım var. Hani onun bitmesini bekliyorum ama o bitince galiba body shop'tan falan bir şeyler alacağım gibi. Ama eğer yine tavsiye edeceğiniz böyle cruelty-free olan saç yağları varsa yine aşağıda yorumlarda bekliyorum. Yeni bir şeyler deneyebilirim. Çünkü o body shop'ınkini daha önceden denedim ve çok beğendiğimi biliyorum. Üzerinde hatta böyle üzüm resmi falan olabilir diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. O da bayağı başarılı bir saç kremiydi. Neyse. Bir başka ünlümüz saçlardan devam edelim. Şöyle Inekto diye bir marka bu kokonatlısı. Çok ama çok güzel kokuyordu. Bunu da indirimden gratis de galiba yalan olmasın. 20 liraya mı ne aldım? Hani şampuanımı ve saç kremini aldım. Bir de yedekleme yapmayacağım diyorum ama yani o paraya da bir şey bulunca insan nasıl almışsın? Bir de avokadolusunu aldım. Neyse bu kokonatlısı bitti. Çok ama çok güzel bir saç kremi ve şampuandı. Hani kokusu da bayağı başarılıydı. Ayrıca vegan ve cruelty free olarak geçiyor. Hem de ya bu fiyata artık şampuan veya saç kremi de var mı? Hiç ama hiçbir fikrim yok. Ya ettiklerine göre İngiltere'nin de en iyi işte drugstore şeylerinden biriymiş. Yani bilemeyiz onu. İngiltere'de büyük ihtimalle 1 pound'a falan satılıyor da doğru. 1 pound'a satılsa burada 20 lira olması aynı şey. Neyse ama özetle yani güzeldi böyle. Bazı şeylere insanlar hani ucuz diye kaçıyor ama ya ben bundan hiç ama hiç pişman olmadım. Bunu da için çalkaladım. Geri dönüşme gitmeye hazır. Neyse bir başka ürünüm daha. Sveno markasının bu yine kokonatlı rolonu. Bunu da çok severek kullanıyorum. Bu da işte cruelty free, vegan vesaire öyle güzel temiz bir marka. Sadece yani bilmiyorum bunu bir daha alacak mıyım? Bu böyle 4. veya 5. bu markayı kullanışım olabilir. Bence çok çabuk bitiyor. Ki ya yani 31 yaşındayım. Bu yaşıma kadar bayağı rolon kullandığımı düşünüyorum. Bayağı çabuk bitiyor. O yüzden yine bir rolon veya da işte deodorant vesaire arayışına girdim. Ha, çok beğeniyorum ama ya biraz daha dayansa iyi olur bence. Çünkü ucuz bir şey de değil. Yani o kadar ürüne pek ucuz bir şey de değil. Ama bulamazsam tabii ki de yani buna devam edeceğim gibi. Bakalım göreceğiz. Ve evet bir başka ürünüm ise bunu da yine koydum. Yine beni izliyorsanız biliyorsunuz. Green Therapy diye bir marka. Burada şampuanı ve saç kremi var. Bunun sebebi bunun saç boyalarını almam. Mesela saçımı onunla boyadım. Olduğu gibi doğal içerikli, içinde asla kötü şeylerin olmadığı güzel bir marka. Ve yine neredeyse bir senedir falan saçımı artık bu markayla boyuyorum denilebilir. Çok beğeniyorum. Yani spesifik bir rengim yok. Genellikle böyle 5-3, 6-3, 7-3 o civarlarda numaraları alıp karıştırıp işte ne çıkarsa onu kullanıyorum. Hani bu tonlarda takılmayı sevdiğim için öyle hafif bir değişiklik olması beni pek ilgilendirmiyor. Yani takmıyorum hep saçım aynı renk olacakmış gibi. Neyse güzel bir marka. Yani saçınızı boyuyorsanız ve daha doğal içerikli bir şey istiyorsanız bence bu markaya bir göz atabilirsiniz. Hani kabından bile zaten doğal içerikli bir ürün olduğu anlaşılıyor. Olabildiğince az israf yapmaya çalışmışlar. Yani o kullanma kılavuzu vesaire kağıtlar falan çıkar ya. Ya onu bile kutunun içine basmışlar. Ya böyle şeyler hoşuma gidiyor. O yüzden bundan devam edeceğim. Beğeniyorum yani bu markayı. Evet, bir başka ürünüm ise Lierac markasının bu fitosil çatlakları önlemeye yardımcı jeli. Bunu hamileliğim boyunca kullandım ve diyor ki günde bir kez çatlak oluşumuna meyilli bölgede göğüs, karın, kalça ve basen masaj yaparak uygulayın diyor. Her gün kullanmadım. Dürüst olayım ama hani bu süreçte evet kullandım. Bunun etkisi var mı, yok mu? Bir şey diyemem. Ama şu anda hiçbir çatlağım yok. Ya bence eminim bir etkisi vardı. Bu sırada buna gelene kadar oh yüzüme vurdum.
Buna gelene kadar başka yağlar da kullandım. İşte yok o bio oil bilmem ne cart bir şeyler var ya. Ben beğenmedim. En çok bunu beğendim. Ha evet bunun fiyatı da diğerlerine göre daha pahalı. Ama ya bayağı da gidiyor. İnanamazsınız ne kadar gideceğine. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben o yağları kullandığım için o kadar çabuk bitiyordu ki bir de zaten inanılmaz kuru bir cildim var. Hani böyle direkt emiyor. Bundan gittim. Hani böyle 5-6 tane aldım. Yani asla gerek yokmuş. Ne diyeyim? 2 tanesiyle falan bütün hamileliğimi geçirdim. Yani benim gibi abartmayın. Bir tane alın. Ondan sonra duruma göre bakın. Yani bu da böyle bir deneyimimizdi. Bir başka ürünüm ise Estée Lauder'den geliyor. Bu da eskilerden kalma bir şey ve sonunda bitirdim. Makyaj çıkarıcı. Bitti. Güzel miydi? Evet güzeldi. Hani gidip bunu alır mıyım? Dürüstçe söyleyeyim almam. Zaten bunu da ben almadım diye biliyorum. Hani bir şeyin içinden hediye çıkmıştı zamanında. Ama kötü mü? Asla değil. Ya yani bence Estée Lauder'ın her şeyi çok güzel. Bu da güzeldi. Ama bir daha karşılaşacağımızı zannetmiyorum. O yüzden bay bay diyorum. Ya evet az ürünüm kaldı. Burada bir tintim var. Tamamıyla çöp oldu. Atıyorum hani koyduğunuz gibi renk orada duruyor ve dağılmıyor. Peripera diye bir marka. Amerika'da bayağı meşhurdu. Meşhur olduğu için aldım ama shit gibiydi. Hiçbir zaman memnun olmadım. O yüzden artık bozuldu da tamamen çöp gidiyor. Ve evet son birkaç ürünümüz kaldı. Bu M&M's'in dudak kremiydi. O Fanta'dan, Cola'dan daha çok beğendim. Daha yumuşak bir yapısı vardı. O yüzden güzeldi. Severek kullandım ve çikolata tadındaydı. Bence çok ama çok başarılı. Yani bir daha bulursam almak isterim ama bu galiba yurt dışından bir yerden geldi. Hatırlamıyorum. O yüzden bununla ilgili bir yorum yapamayacağım. Ama merak ediyorsanız, çikolatayı seviyorsanız bakabilirsiniz. Ya evet, son iki ürün. Aslında son dört ürün ama birin yani üçlüyü bir birlikte şey yapacağım. Body Shop'ın Elderflower ne? Unperfumed Cooling Eye Gel. Göz jeli güya pufları indirmeye vesaire. Şöyle göstereyim ya. Zaten az bir şey kaldı içerisinde. Ama tamamıyla kullanım süresi doldu. Nereden biliyorum? Çünkü geçen gün gözüme sürdüm. Ve gözümün altındaki deriye yani. Ve yandı. Yani uzun zamandır hayatımda senelerdir böyle bir şey yaşamamıştım. Hani kremi sürünce yanma hissini şey sürersiniz ya böyle dudak kalınlaştırıcı plumping bir gloss falan dudak kenar. Ha yani bu cooling yapacağıma gözümün altına onu yaptı. Dedim ki no ayrılma vakti geldi. Body Shop'ı çok seviyorum ama bu dünyanın en gereksiz şeyiydi. Hatta ben bunu neyse ya daha fazla yüzüme sürmeyeyim. Bunu hele şu durumda. Kaş jeli olarak kullanabilir miyim diye de düşünmedim değil yani. O kadar gereksiz ve işlevsiz bir şeydi. Ya yani benim cildim bir randıman alamadık bundan. Belki siz de almışsınızdır ama benim için boşa giden bir para oldu. Ve son ürünlerim el kremlerim. Dediğim gibi bu dönemde cildim hani çöl gibi anlatamam size her yerim. Zaten kuruydum artık böyle double triple bir kuruluk oldu. Neyse ama bu süreçte evdeki el kremlerini de bitirmiş oldum ve güzel bir şöyle koleksiyon çıktı diyeyim size. Biri hepsi bakın aynı kremler. Yves Rocher'den, Body Shop'tan ve L'Occitane'dan. Hepsinin kabı aynı, görüntüsü aynı. Hani diyebilirsiniz ki hissiyatlar aynı. Hayır. Asla ama asla değil. Sonra bunları size gösterdikten sonra kesip hani içlerinde kalan şeyi de kullanacağım. Hele şu, hele bu L'Occitane. Hiç ama hiç ucuz bir şey değil. Neyse, sıralamaya gelecek olursak da sıralamam da bu şekilde. En ama en iyisi L'Occitane'dı. Sonra Body Shop, sonra ise Yves Rocher. Yves Rocher'i hatta şöyle söyleyeyim. Hiçbir işe yaramadı. Asla kuruluğu gidermedi. Ve yani kokusu da Body Shop veya L'Occitane'ın yanında pek bir yani özelliği yoktu. O yüzden hiç beğenmedim. Hani bir daha almayı asla düşünmüyorum. Zaten bunu da en son ne zaman almışım hiçbir fikrim yok. Yani son içindekini de kullanıp bunlar çöpe gidecek. Bir daha almayı düşünmüyorum. Zaten cruelty free bir üründe değil. Yani bir marka değil galiba. Yves Rocher bildiğim kadarıyla. O yüzden de almayacağım.
İkinci olarak ise Body Shop'ın bu el kremi. Evet çok güzeldi, çok güzel kokuyordu. Yves Rocher'den çok daha fazla işe yaradı. Ama L'Occitane'ı kullandıktan sonra hani aradaki farkı hissediyorsunuz. Tabii ki de ama fiyatı da ona göre. Yani bunu artık şu durumda pek alamayacağımıza göre bu kullanılabilir. Ama yine yani bu boydaki bir el kremini alacağıma Body Shop'un o şeyleri oluyor ya, daha balm gibi olan kremleri, onu almayı tercih ederim. O yüzden bir daha böyle el kremi formundaki bir halini alacak mıyım? Bilmiyorum, zannetmiyorum. Göreceğiz. Ve son yıldızımıza gelelim. Bu L'Occitane, yani nasıl bir krem yapmışlar hiçbir fikrim yok. Bir kere sürüyorsunuz ve sonsuza kadar elinizde kalıyor. Elinizde kalıyor derken asla kötü bir şekilde değil. Hani böyle elinde kalıyor yapışıp işiz. Hayır. Öyle bir şey asla yok. İnanılmaz nemlendiriyor. Ve ya yani ilginç bir yapısı var. Mesela elinizin uyduruktan bir yıkadınız diyelim. Hani böyle haşır haşır olmadı. Hani ne bileyim bir şey değdiniz, şöyle hafif su tuttun. Gitmiyor. Yani o krem hala suya değdiği halde bile gitmiyor ve nemlendirmeye devam ediyor. O yüzden hani en sevdiğim şey buydu, krem buydu. Fakat bunu da maalesef ki bir daha alamayacağım. Çünkü bildiğim kadarıyla bu da cruelty free bir marka değil. Ama neyse ki bildiğim kadarıyla bunları ben hep zamanında setlerde aldığım için hani evde son bir tane daha L'Occitane kalmış olabilir. Belki iki tane de. Yine aynı şekilde Body Shop'ta da öyle. Yani evet, o zaman bütün biten ürünlerim bu şekildeydi. Daha çok böyle kremler, cilt, saç, öyle bir konsept oldu diyelim. Yani bilerek biriktirmek istesem bu kadar olurdu. Hiçbir makyaj ürünü yok. Bence güzel bir bitirme olmuş durumda. Yani bayağı ürünüm eksildi ya. Artık böyle gidip sonunda bir yerlere gidip hani yeni ürün deneyebilme şeyine sahibim. Büyük ihtimalle bildiğim ürünleri alacağım yine. Ama dudak kremi, saç yağı, hani bu konuda deodorant, cruelty free önerilerinizi bekliyorum. Ya evet, tamamdır o zaman. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.